Tekirdağ'da 3,5 yaşındaki Yaren SMA tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. Küçük Yaren evinde 4 cihaza bağlı olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Onun için başlatılan yardım kampanyasının ise sadece %37'sine ulaşıldı. Çoğu zaman evladımızı aç yatırıyoruz. En çok zorumuza giden şey bu. Tedavisi var ama gördüğünüz gibi 4 tane cihazla hayata tutulmaya çalışıyor. 3,5 yaşındaki Yaren günden güne eriyor. Geçen her dakikaysa Yaren'in aleyhine. Anne ve babasının çaresizliği ise tarifsiz. Çoğu zaman geceleri kalkıyoruz. Yani insan gece kalktığında evladı nefes alıyor mu almıyor mu diye bakar mı? Biz her 30 dakikada bir kalkıyoruz. Evladımız acaba nefes alıyor mu? Makinesi arızalandı acaba duyduk mu? Tekirdağ'da yaşayan belli ailesinin tek kızı Yaren henüz 5 aylıkken SMA tip bir tanısı kondu. Aile hemen tedaviye başlasa da Yaren'in tam anlamıyla iyileşmesi için yurt dışındaki tedaviye ihtiyacı var. Yurt dışına bir tedavisi var. ismi Zolgesma ve dünyanın en pahalı ilacı hiçbir ailenin tek başına karşılayabileceği bir mevla değil. Aile ve Ailelik Onaylı Yardım kampanyası başlattı. Ancak kampanyanın sadece yüzde %37'si tamamlandı. Baba Gökhan Belli yardım kumbaralarının da çalındığını söylüyor. Kumbaralarımız çalınıyor. Yani şu ana kadar 4 tane kumbarası çalındı. Yani bu çocuğun 10 yaşındaki çocuğun bir telesini istiyorum ben sokaklarda. 10 yaşındaki bir evladın bir telesini istiyorum evladımı yaşatabilmem için. Yani herkes rica lütfen kumbaralarımızı gerçekten çalmayın. Yani evladımın o içindeki çıkan miktar değil ama evladımın umudunu, bizim umudumuzu çalıyorlar. Evladımın yaşaması için o bir TL bile daha çok ihtiyacımız var. Çaresiz ailenin tek isteği çocuklarının yurt dışında tedavi görebilmesi. 200 günümüz kaldı ve kampanyamız şu anda %37'de. Herkesin desteğine gerçekten çok çok ihtiyacımız var. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz. Herkese yani 26 yaşında bir baba olarak herkese yalvarıyorum. Yarın bizim tek evladımız, tek istediğimiz en büyük ailemiz şu gördüğümüz dört cihazdan ayrı bir şekilde koltukta tek başına oturması. Koşup oynaması her zaman bizim ikinci, ikinci planda. Yarın elinden tutsunlar, yarının umut olsunlar, Yaren'de yaşıtları gibi yürümeye, koşmaya, rahat nefes almaya hakkı var.